Kırım 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı'nda Karadeniz'e hakim olmak isteyen Hitler ve Stalin'in mücadelesine sahne oldu. 22 Haziran 1941 günü sabaha karşı Wehrmacht'ın Sovyet topraklarına girmesi, aynı zamanda Sovyet topraklarında yaşayan birçok etnik grup için bir tercih zorunluluğu anlamına gelecekti. 1941'de Alman ordusunun işgal ettiği Kırım, 10 Nisan 1944'te Sovyet ordusu tarafından geri alındı. Bu durum, Kırım'da yaşayan yaklaşık 225 bin Tatar için büyük bir katliamın habercisiydi. Kırım Tatarları, Almanlarla işbirliği yaparak vatana ihanet ettikleri gerekçesiyle sürgüne gönderilecekti. Oysa Tatar erkeklerinin 20 binden fazlası Sovyet ordusunda, yaklaşık 2 bin kadarı Alman cephesindeydi. Sovyet Hava Kuvvetleri'nde görevli Ahmet Han Sultan, 30 tane Alman uçağının düşmesini sağladığı için Sovyetler Birliği kahramanı unvanını alacaktı. 11 Mayıs 1944 tarihinde alınan bir kararla Kırım'daki bütün Türklerin Orta Asya'ya sürgün edilmesi kararlaştırıldı. Kırım Tatarları 18 Mayıs 1944'te Stalin tarafından sürgün edildi. Sürgün edilen Tatarların çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyordu. Plan sabaha karşı 4 sıralarında başlayacaktı. Tatarlara ait 25.561 eve giren askerler, onlara evden çıkmaları için sadece 15 dakika verecekti. Yanlarına hiçbir şey alamayan bu insanlar nereye götürüldüklerini dahi bilmiyorlardı. Bir gecede tamamlanan sürgün planı 22 günlük bir sürgün yolculuğuna dönüşecekti. Kamyonlara bindirilen 180 bin Tatar, Kırım genelinde 5 farklı tren istasyonuna götürüldü. Yolculuk boyunca hastalık ve açlıktan ölen insanlar Sovyet askerleri tarafından yol kenarlarına atıldı. Kırım'ı %100 Slavlaştırmak isteyen Sovyet ordusu Arabat bölgesinde yaşayanları unutmuştu. Tatar yetkililerinin iddialarına göre sayıları 500'ü bulan bu insanlar gemiye dolduruldu. Gemi Azak Denizi açıklarında batırıldı. 20 Temmuz 1944'teki bu olayda kurtulan tek bir kişi bile olmadı. Katledilen insanların cesetlerinin yok edilmesiyle görevlendirilenlerden biri olan Mihail Blohin, yıllar sonra yapacağı itirafında şunları söyleyecekti. "Bizleri kamyonlarla Azak Denizi kıyısına getirdiler. Hendek kazımıyla meşgul buldozerler görünüyordu. Kıyıya yaklaştığımızda gördüğümüz manzara bizleri dehşete düşürmüştü. İnsan cesetleriyle dolu sahilde adım atacak yer yoktu ve halen denizde olan cesetler de suyun üzerinde yüzüyordu. Evladına sımsıkı sarılmış olarak gördüğüm genç bir annenin cesedinin görüntüsünü hafızamdan hiç silemedim. Arkadaşımla onları ayırmaya çalışsak da başaramadık. Sonunda ikisini beraber hendeğe atmaya mecbur olduk. Arabat'ta yaşayan Tatarların öldürülmesiyle birlikte Kırım, Tatarlardan tamamen arındırılmış oldu. Sürgünden kısa bir süre önce Alman ordusu tarafından bazı Tatarlar tutsak edilerek Almanya'da esir kamplarında çalıştırıldılar. Almanlar, İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği 1945'te yüzlerce Tatar'ı Ruslara teslim etti. Özbekistan'a götürülen Tatarlar bu sefer de Sovyet esir kamplarında çalışacaklardı. Kırım Tatarları tarafından sürgünden sonra yapılan ilk nüfus sayımına göre 218 bin değil, yaklaşık 400 bin Tatar sürgün edilmişti. Bu insanların neredeyse yarısı sürgün sırasında ve sonrasında öldü. Kırım Tatarları için 1967'den sonra geri dönüş süreci başladı. Aynı zamanda Özbekistan'da Kırım Milli Tatar Hareketi etrafında örgütlenen Tatarlar, Sovyet hükümetine 1989'da Kırım Tatarlarına geri dönüş izni veren bir karar aldırdı. Aradan geçen 45 yıldan sonra Tatarlar kitleler halinde dönmeye başladı. Geri dönüşün ilk yıllarında evleri olmadığı için çadırlarda yaşamaya başladılar. Kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübe evler izinsiz olduğu gerekçesiyle yerel yönetim tarafından yıkıldı. Kırım Özerk Cumhuriyeti 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılan Ukrayna'nın topraklarında kaldı. Tatarların toprak istekleri Rus yanlısı Kırım Genel Yönetim tarafından reddedildi. Kırım'a dönen Tatarların 5000'i hala kulübelerde yaşıyor. Kırım'ın yerli halkı olarak kabul edilen Tatarlar ana vatanlarında azınlık statüsünde yaşıyor. Diyasporada yaşayan Tatarlar vatanlarına geri dönme planları yapıyor.
yeniden yeşereceği gövdesinden filizler fışkıracağı sona erdi sanılan bir ağaç değil mi Kırımlılar? Ulusça bağımsızlıklarını yitirdikleri günden başlayarak ağacın dalı budağı kesilmediği bir devre geçmedi. Yine de taze filizler fışkırdı gövdesinden. Filizler kalınlaşıp dal budak olmasına zaman kalmadan tekrar kesildiler. Gövde yeniden filizlendi. Sonunda kökünden kesilip uzak, ıssız ve kısır bir toprağa atıldı. Orada da yeni filizler fışkırdı gövdeden, filizler dal oldu, dallar uzadı, ağacın 1000 yıl önce dikildiği toprağa ulaştılar. Cengiz Dağcı. Türk ve dünya tarihinin unutulmaz insanlık suçlarından biri olan Kırım Tatar sürgünü sırasında hayatını kaybeden ve vatan hasretiyle dünyaya gözlerini kapayan soydaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.